Of, of. Ay ya Rabbi. Yüreğime yüreğime basıyorlar. Ay. Basar tabii. Basmaz mı? Saatte 300 kilometre basar o Meriç plaka be. Oluyor ya. Yapacak bir şey yok ona. Aynen. Ne haber lan? Ne yapıyorsunuz? İyi ya. Senden ne haber? İyi, iyi. Şey... dün kaçta geldi ya evin kızı? Damla Hanım mı? Oğlum kaç tane evin kızı var? Ablamlar saylanmaz biliyorsun. Damla Hanım daha gelmedi. Nasıl gelmedi lan? Oğlum sabah oldu, öğlen oldu. Dün gitti. Nasıl gelmedi? Vallahi motorun arkasına atladı gitti. Gördük. Aynen. Meriç Bey'le gitti. Meriç Bey. Kim bu Meriç Bey? Adınız sevdiğim. Siz tanıyor gibisiniz bunu ha? Eskiden çok gelip giderdi de Agah Bey'in bir akrabasının oğlu. Armatörün oğlu. Babası gemici, gemici. Gemici. Ay arkadaş. Adamın babası gemici. Bu aile dostu dediklerinden. Amerika'da yaşıyorlarmış. Babası hasta. Tedavi görüyormuş orada. Şerefsiz. E babası hasta diyorsun yani. Ulan baban hastayken insan böyle motorize takılır mı? Yani ayıp ya. Evlatlık öldü mü? Yanlış mıyım? Ya hayırdır, sen ne yapacaksın Damla Hanım'a? Ne yapacağım lan bu saatten sonra? Ya bir şey soracağız. Saat kaç oldu soramıyoruz işte. Aa geldi. He geldi valla. O zaman ben sorayım. Sen tamam. Bir sor. Hayırdır? Meriç Bey bırakmadı mı seni? Uykusuz motor kullanmıyor. Prensipli çocuk. Uyumadık da sabahladık biz. Sabahladık dedi lan. Sabahladık dedi gitti lan. Alo. Geldim kankacığım, merak etme. Ay canım, bu arada dün gece seni ekip Hande'ye kaçtım diye kırılmadın, bozulmadın değil mi bana? Ay ama yani ne işin var benim senin nişanlınla film gecende böyle tepenizde mantar gibi değil mi ama yani? Ay bu arada sana gerçekten tekrardan teşekkür ederim. Yani dün gece beni evden alman o kadar çok işime yaradı ki. Yontmam gereken bir oduncuk var diyelim. Agah'cığım, biz Seher Hanım'la birlikte bir kahve içelim diye konuştuk. Şu bizim kafede indirsenize bizi. Olur. Gayet. İyi edersiniz. Dönerken de yürüyerek döneriz. Hem spor olur. Hı hı. Hadi bakalım. Evde görüşürüz. Hı hı. Buyurun doktor hanım. Merhaba Agah Bey. Nedim bu hafta terapilere gelmedi. Aradım ama bana geri de dönmedi. Zahmet edip kendinizi yormayın doktor hanım. Nedim balayında. Müsaitseniz bugün sizinle görüşebilir miyiz? Konuşmamız gereken önemli bir konu var. Nereden nereye Seher Hanım? Sizinle ilk kez bir kafeye oturduğumuzda aramızda soğuk rüzgarlar değil, fırtına esiyordu. Hatırlıyorum. Beni karşınıza alıp oğlum kızınızla gönül eğlendiriyor demiştiniz. Haklısınız. Ama yanılmışım. Oğlum niyetinde ciddiymiş. Ama o zamanlar kim inanırdı? Çocuklarımız evlenecek, biz de dünür olacak deselerdi. Kader. Anlaşılan ben sizi yumuşatmak için yanlış yerden girdim. Siz hala bana kırgınsınız.
size güvenmek kolay mı Şeniz Hanım? Ama ben bunu yapmaya çabalıyorum. Yani o görüntüleri saklamanızı bile anlamaya çalışıyorum. Ama o dördünü birlikte balayına göndermenizi, beni de buna alet etmenizi ne yapsam anlayamıyorum. Anlaşılan ben ne söylesem, ne yapsam sizi iyi niyetli olduğuma inandıramayacağım. Aslında itiraf ediyorum. Eğer bebek olmasaydı Ceren'i değil evimde, oğlumun etrafında tutmak, yüzünü bile görmek istemezdim. Bu konuda beni suçlayamazsınız. Değil mi? Eğer bebek olmasaydı ben kendim... Devam edin lütfen. Bakın ben açık açık söyledim. Siz de söyleyin. Eğer bebek olmasaydı siz ne yapardınız? Allah biliyor. Bütün dualarım torunum için. Olmasaydı demeye dilim varmaz. Ama eğer Allah böyle yazmasaydı, eğer torunum doğacak olmasaydı ben bir dakika kalmazdım. Kızımı da o kanına giren, o aklını çelen köşkte bir dakika tutmazdım. Ne evliliği kalırdı ne köşkü. Alır giderdim. Bir dakika kalmazdım orada. Bebek olmasaydı Ceren'i de alıp her şeyi geride bırakıp memlekete dönerdiniz. Öyle gözümü kırpmadan bir an bile beklemezdim. Ben de tam olarak bu cevabı bekliyordum. Sabahladı lan. Kız gözünü kırpmadan elin meriçiyle sabahladı. Sen burada dolan. Dolan sen burada. Sen adam mısın be? Heh, adam mısın? Sen kimsin? Kız sana zaten kimsin diyor. Bak görmüyor musun sen? Sen şimdi göstereceksin ona. Sen şimdi ona göstereceksin kimsin. Göstereceksin şimdi. Bak bak yürüyüşe bak. Dayı dayı nereye gidiyorsun acaba ya sen? Adam olacaksın adam. Geçeceksin benim karşıma. Çatır çatır konuşacaksın. Ben sana göstereceğim kim olduğumu. Sen biliyorsun benim kim olduğumu da işine gelmiyor. Köpek ettin ya beni. Burnumu sürteceksin ya yere. Ben şimdi sana göstereceğim. Çık lan oradan, saklanma. Çık da ben şimdi sana bir güzel kim olduğumu göstereceğim. Nurten abla. Çok gerginsiniz bugün Damla Hanım. Aynen cicim. Gerenler utansın. Böyle gerim gerim gelenler utansın. Oğlum, dilin mi tutuldu? Ne işin vardı kızın odasında diyorum. Bir şey desene. Yani ben ne desem ki yani? Desem ki yani şey diye. Ne desem? He? Bana mı soruyorsun ne diyeceğini? Sen utanmıyor musun? Genç kız odası orası. Ya anası olaydı da göreydi? Allah muhafaza ya babası göreydi? Allah korusun. Allah korusun. Allah aklı başında olmayanı korumaz. Sen ablalarından mı yüz buldun? Yok yani abla. Nurten abla. Ne yüzü ya? Ne bileyim ben ne yüzü? Kim olduğunu şey yapacakmış bir de. Agah Bey sana bir şey yapar. Kim olduğunu unutursun. Tövbe tövbe. Bana bak ben seni görmedim duymadım. Tamam. Sakın bir daha da görmeyeyim. Vallahi billahi başını yakarsın. Tamam. Canına susamış ayol. Aklını peynir ekmekle yemiş. Sen nereye Damla Hanım nereye? Akıl fikir ver yarabbim. Bir bu eksikti anasının başını yakacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.